Hepinize merhaba, ben Büşra. Bugün sizlere üniversiteyi okurken ya da üniversiteye gitmeden önce bilmeniz gereken her şeyi anlatmaya karar verdim. Ekranda görmüş olduğunuz Instagram adresinden size merak ettiğiniz ne varsa sorun demiştim. Ben Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi bölümünden bu yıl mezun oldum ve bir üniversite öğrencisinin aklına takılabilecek bütün soruları sizler için derledim ve bu videoya toparladım. Genelde üniversiteye başlayacak öğrencilerin ilk aklını karıştıran veya stres olmasına sebep olan şey ilk günün nasıl geçeceğidir. Yanıma ne alacağım, ne yapacağım, orada yalnız mı kalacağım ya da ilk hafta ders işlenir mi vesaire diye çok fazla soru alıyorum ben de. Aslında üniversitenin ilk haftasını liseyle benzeştirebiliriz. Çünkü ilk hafta üniversitede genelde ders kayıtlarının kontrol edildiği, yanlış bir şey varsa düzeltildiği hafta olduğu için derslere tam anlamıyla aslında başlanmaz. Öğretmenler genelde öğrencilere hem okul hakkında hem de dersleri hakkında, nasıl dersi işleyeceği hakkında bilgiler verir. Benim okuldaki ilk günümde okulun bahçesinde, yani fakültemin bahçesinde bizi toplamışlardı ve bizim sağlık fakültesi olduğu için herkesi bölüm bölüm ayırmışlardı. İşte fizyoterapi alanı burada, yaşlı bakım burada vesaire gibisine. Ve o grupların temsilci öğretmeni de gelip bilgiler vermişlerdi. Hani bölümde alabileceğiniz dersleri vesaire zaten okula başlamadan önce bakabiliyorsunuz. Ama yine de hani hangi dersin nasıl işleneceğini vesaire o an bize göstermişlerdi bir bakıma. Bir de temsilci öğrenci seçilmişti ilk günden. Ders kaydı dedim ama ne olduğunu anlatmadım. Hemen açıklayayım. Daha iyi anlamanız için lisedeki bir olayla bunu benzeştirebiliriz. Seçmeli ders seçiyoruz ya lisedeyken ya da sayısal, sözel vesaire seçtikten sonra ders seçimi yapıyoruz. Aynısı üniversitede de geçerli ama burada zorunlu alacağın dersleri de seçiyorsun, seçmeli derslerini de seçiyorsun. Bunu genelde üniversitenin açılmasından bir hafta önce sistemi açıyorlar. Sen ders kaydını oluşturuyorsun ve kayıt ediyorsun. Belli bir kredide ders alman gerekiyor. Örnek veriyorum, o okulda 30 kredilik bir tane ders alman lazım. Yani toplam 30 kredilik bir ders programı seçmen gerekiyorsa ve sen 29 bile seçsen o dönem ders alamıyorsun. Kendi okulunuzun sitesinden yapıyorsunuz bu arada. Bu yüzden zaten sizinle iletişim kuruyorlar. Merak etmeyin. O ders kaydını oluştururken etrafında böyle minik minik zaten yazılar, bir sürü yazılar olacak. Onlara çok dikkat edin ve kayıt ettiğinizden emin olun mutlaka. Yine de içiniz rahatsız olsun. Eğer yanlış bir şey yaptıysanız ya da eksik bir şey yaptıysanız ilk hafta dediğim gibi o ders kayıtlarını düzeltebiliyorsunuz. Ama tabii ki yine yanlış yapmamaya özen gösterin. Bence herkesin atladığı ama en önemli iki nokta var. Üniversiteye gitmeden önce yapacağınız ilk şey e-devlet şifresi edinmek. İkinci şey de kimlik fotoğrafınızla gitmek. Kimlik fotoğrafı dediğimde bir tane biyometrik fotoğrafınız mutlaka ama mutlaka üniversiteye gitmeden önce yanınızda bulunsun. E-devlet şifresini reşit olmadığınız halde bile alabiliyorsunuz. PTT'den vesaire alabiliyorsunuz bu arada. Bunu alma sebebiniz de bütün yapacağınız işlemlerde artık e-devlet şifresini kullanacak olmanız. Ek olarak da kimlik fotoğrafı neden lazım? Öğrenci kartını çıkartırken sizden ilk önce fotoğrafınızı isteyecekler. Eğer yabancı bir şehre gidecekseniz ilk aydan hemen fotoğrafçı vesaire aramak yerine, ki genelde çok kazık oluyorlar, bulunduğunuz şehirde çektirip hazır bir şekilde gitmek en iyisi. Vize, final ve büt ne demek diye soruyorsan şimdi bunu anlatacağım. Lisedeki sınav sistemi gibi aslında yine. İlk sınav var, ikinci sınav var ve öğretmene göre değişken bir şekilde üçüncü sınav da yapılabiliyor. Üniversitede de aynısı geçerli. Vize dediğimiz bizim birinci sınavımız. Final de son sınavımız oluyor genelde. Eğer öğretmen 3 tane sınav yapmıyorsa genelde 2 sınavda direkt bitirirler. Ve eğer final ve vizeden kaldıysan da toparlayabilmek için büt diye bir sınava girebiliyorsun. Geçme notu üniversiteden üniversiteye değişiyor. Vizede eğer kaldıysan, yani o sınavdan geçemediysen, finalde toparlayabiliyorsun. Ama finalden kaldığın zaman tamamen o dersten kalmış oluyorsun. İşte finalden kaldığında da toparlayabilmek adına büte girebiliyorsun. Ya dersi alttan alıyorsun ya da yaz okuluna kalıyorsun. Yaz okulunu tüm üniversiteler açacak diye bir kaide yok. Mesela A dersinden açabilir, B dersinden hoca isterse yaz okulu açmaz. Yani o yüzden alttan ders bırakmamaya çalışın.
Gelelim KYK'ya. Herkesin dilinde bir KYK var. Bunun sistemi nasıl diye soruyorsan da hemen yine anlatıyorum. KYK yurtları var, bir de kredi burs sistemi var. KYK yurdunda kalmak istiyorsan eğer E-Devlet üzerinden başvuruların zaten açılıyor ve ona göre başvuru yapıyorsun. Başvuru sonuçları da yine E-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Hemen başvurur başvurmaz ilk ayda çıkacak diye bir kaide yok. Ne yazık ki böyle hani sıralı atıyorlar diyebilirim bunun için. Örnek veriyorum, bir arkadaşıma okulumuz Eylül açılmasına rağmen Kasım'da bir KYK yurdu çıkmıştı. Yani ne zaman çıkacağı belli olmuyor. KYK kredi ve burs sistemi de yine Kasım ve Aralık, yani yıl sonuna doğru bir başvuru yapıyorsunuz. Ve bunu da aynı şekilde yine E-Devlet'ten üzerinden yapıyorsunuz. Başvurur başvurmaz hemen açıklanmıyor. Ocak ayında almaya başlıyorsunuz. Onu da ilk aldığınız zaman başvuru tarihiniz, örnek veriyorum, Ekim ayında siz başvuru yaptıysanız Ekim, Kasım, Aralık, yani 3 aylık toplam KYK ücretinizle birlikte Ocak ayının KYK ücreti birden yatırılmış oluyor. Yani Ocak'ta yüklü bir miktar para almış oluyorsunuz. Sonraki aylarda TC kimlik numaranızın son rakamına göre ayın belli zamanlarında paranız yatıyor. Örnek veriyorum, 0 ve 2 ise ayın başında alıyorsunuz. 4 ve 6 ise, örnek veriyorum, ayın 7'sinde 8'inde falan alıyorsunuz. Onun kurallarını internetten araştırabilirsiniz. Burs ve kredi farkını hemen anlatıyorum. KYK bursu çıktığı zaman her ay devletten bu şekilde para alıyorsunuz, fakat geri ödeme yapmıyorsunuz. Yani dediğim gibi adı üstünde burs kazanmış oluyorsunuz. KYK kredi de zaten herkese çıkan bir şey. İsteğe bağlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani başvuru yaptınız, burs çıkmadı, krediyi ister alıyorsunuz ister almıyorsunuz. Onda da şöyle bir sistem var. Mezun olduğunuz süre zarfına kadar KYK kredisini alabiliyorsunuz. İsterseniz bu arada dönem ortasında da bırakmak için iptal başvurusu yapabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Yani birinci seneden dördüncü seneye kadar almak zorunda değilsiniz. İptal seçeneğiniz var. Şimdi bir örnekle açıklayacağım daha iyi anlamanız için. 21 Haziran 2023 yılında, örnek veriyorum, mezun oldunuz. Mezun olduğunuz andan itibaren KYK krediniz kesiliyor otomatik olarak. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sonrasında 21 Haziran 2025'e kadar siz bu krediyi ödemek zorunda değilsiniz. Yani 2 yıl bir süre zarfınız var bu krediyi ödememek için aslında. 2 yıldan sonra da eğer sigortalı bir işte çalışıyorsanız ödemeniz otomatik olarak başlıyor. Ha, deseniz ki ben 21 Haziran 2025'te sigortalı bir işte değilim, o zaman ne oluyor derseniz, sigortalı bir işte olmadığınız için ödemeniz açılmıyor ama her ödemediğiniz güne faiz biniyor. Yani örnek veriyorum, siz 20 bin liralık bir kredi çektiyseniz eğer faiz bine bine bu 30 bine, 40 bine vesaire de çıkabiliyor. Zaman zaman devlet bu faizlerin hepsini sıfırlıyor ve direkt aldığınız kısmın ücretini ödüyorsunuz. Peki 2 yıl içinde de ödeyebilir miyim? Örnek veriyorum, aileniz bu krediyi hemen ödemek istedi. Evet, hemen ödeyebiliyorsunuz. Faiz bilmeden direkt bütün peşin yatırarak da hepsini bitirebiliyorsunuz. Ya da mezun oldunuz, 2 yıl sonra geçti, sigortalı bir işe girdiniz, peşin mi yatıracaksınız, taksitli mi? İki seçenek de var. Peşin hepsini yatırdığınızda birazcık indirim olabiliyor diye biliyorum. Yalan olmasın ama. Ama taksitle ödemek isterseniz de şu şekilde oluyor. İlk ay KYK'yı almaya ilk başladığınız ay, örnek veriyorum, 1000 lira alıyordunuz. Sonrasında zam geldi ve 1500'e çıktım. Siz ödemeye yaparken kaç ay 1000 lira ödediyseniz her ay 1000 lira maaşınızdan kesiliyor. 1500 kaç ay ödediyseniz yine 1500 o kadar ay kesiliyor. Yani zamanında ne kadar aldıysanız o kadar ay sizden kesilmiş oluyor. Almak mantıklı mı diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim. İlk gittiğinizde Eylül'den Aralık'a kadar sizin bütün giderlerinizi vesaire aileniz karşılamak zorunda. Çünkü KYK olmadığı için sıfır paranız oluyor ve bütün zorlukları aslında o aylarda yaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki o zaman tamam, ben KYK'ya başvuracağım çünkü böyle geçinilmez. Ben de aynı şekilde düşünmüştüm. Zaten hani KYK çekeceğimi hep düşünüyordum. Çünkü hani ailemi zor durumda bırakmamak adına. Ve iyi ki de çekmişim diyorum. Çünkü en azından her ay belli miktar bir kendinize bir para geliyor. Birazcık aileye de hani yardım gibi bir şey oluyor açıkçası. Son olarak da size staj bulabileceğiniz bir program hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü benim
okurken bilmediğim bir sistemdi ve ne yazık ki başvurusuna geç kaldığım için ilk dönem bu yüzden staj yapamamıştım. Ulusal staj programı, eğer duyduysanız ki umarım duymuşsunuzdur, çok güzel bir uygulama. Ulusal staj programı devletin üniversite öğrencilerinin staj yeri bulabilmesi için oluşturduğu bir program aslında. Her sene başvuruları açılıyor ve siz her sene başvuru yapabiliyorsunuz eğer üniversite öğrencisiyseniz. Sadece son senelerdeki öğrencileri genelde tercih etmiyorlar çünkü mezuniyet yakın olduğu için yaz stajları genelde bu tür uygulamalar üstünden kabul gördüğü için çok fazla sıcak bakmıyorlar, onu söyleyeyim şimdiden. Genelde ikinci döneme doğru başvuruları açılıyor. Örnek veriyorum, siz Ocak'ta başvurusu açılıyor. Siz bütün bilgileri giriyorsunuz. Orada da genelde okuldaki kulüplerde aktif misin, değil misin, projelerde katıldın mı ya da ek olarak kurs veya sertifika aldın mı? Hep bunları soruyorlar arkadaşlar. O yüzden okurken olabildiğince önünüze gelen bütün sertifikaları almaya çalışın, okul kulüplerinde aktif rol alın. Başvuruyu oluşturduktan sonra orada bir profiliniz oluşuyor ve işverenler de, yani stajyer arayan işverenler, bu işverenlerden kastım bütün bakanlıklar dahil bu arada, Sağlık Bakanlığı'ndan tutun Adalet Bakanlığı'na kadar bütün bakanlıklar sizin profilinizi görebiliyor. Ve örnek veriyorum, Sağlık Bakanlığı'nda bir tane stajyer alımı olacak ve FTR'den alacaklar. Benim oluşturduğum bir profili görebiliyorlar ve senin uygun olup olmadığını kontrol ediyorlar. Ardından senin uygun olduğuna karar verdiklerinden sonra sana bir teklif sunuyorlar. Dönem içi de staj olabilir, yaz için de olabilir. Bütün istediğiniz koşulları yazabiliyorsunuz. Hatta kendiniz program oluşturuyorsunuz. Ben yılın şu ayında müsaitim. İşverenler ona göre bana teklif yapsınlar diyebiliyorsunuz. Sonrasında da İşveren sana bir teklif getiriyor. O teklifi ister kabul edebilirsin, ister reddedebilirsin. Öyle bir seçeneğin de var. Yani eğer sana teklif geldiyse kesin gitmek zorunda değilsin. Örnek veriyorum, 2023 yılında başvuru yaptınız, profiliniz açık. Dediğim gibi her sene başvuru yapabiliyorsunuz ama yılda sadece bir tane stajı kabul edebiliyorsunuz. Yani 2023'te size 10 tane teklif geldiyse siz bir tanesini kabul edebiliyorsunuz, diğerlerini kabul edemiyorsunuz. Staj ücretlerini de söyleyeyim. Normalde yönetmeliğe göre yaz stajlarına biz asgari ücret alıyoruz. Sağlık çalışanları için söylüyorum. Bazı yerler asgari ücret veriyor, bazı yerler 1/3 oranında asgari ücret veriyorlar. Bazıları da hiç ücret vermiyorlar. Bu tamamen işvereninin aslında inisiyatifine bırakılmış bir durum ne yazık ki. Ama sigortanız oluyor. Yani hani diğer stajlardan bence en önemli ayıran özellik bu. Yani E-Devlet'ten de kontrol edebildiğiniz bir staj programı. Bu tür stajlara katılmaya çalışın arkadaşlar. Hatta eğer oradan çıkmazsa, ulusal stajdan size bir teklif gelmezse kendiniz saha araştırması yapın ve her yazınızı stajla geçirmeye çalışın. İnanılmaz derecede CV'nizde sizi öne çıkaracaktır bu durum. Üniversitede sadece okumanız ve ortalama kasmanız yetmiyor. Yani ortalamanızı isterseniz 4 tutun ama sertifika ya da ne bir kurs ne de bir staj yaparsanız siz öne geçemezsiniz arkadaşlar. Ek olarak da dil çalışmalarına önem verin derim. Çünkü çoğu yerde artık dil şartı da oluyor. Üniversiteyi okurken çevre kazanmaya bakın. Özellikle alanınız hakkında bütün hocalarla kendi aranızı iyi tutun ki ileride referans sağlayabilecek kişiler sizin etrafınızda bulunmuş olsun. Ek olarak staj yaptıysanız staj yerindeki insanlarla da ne kadar size kötü davranırlarsa davransınlar, aranızı iyi tutmaya çalışın arkadaşlar. Dediğim gibi en azından en kötü ihtimalle referans gösterirsiniz onları. Ya da iş arama sürecinde onun tanıdığı senin bulur vesaire. Bu tür böyle çevre kazanmaları her zaman size iyi olarak geri dönüş yapar. Videoda bahsetmediğim ya da sizin aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıt veriyorum zaten. Video bu kadardı. Eğer beni sevdiyseniz neler yapmanız gerektiğinizi zaten biliyorsunuz. YouTube'un klişelerini söylememe hiç gerek yok. Ben sizlerle olmayı çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.